Selam olsun Rabbimizden gelen hidayete tabi olanlara. Selam olsun 950 yıl hidayete çağıran Nuh'a. Selam olsun Halil'im sıfatına muhatap olan atamız İbrahim'e. Selam olsun zalimle mücadele hukukunu öğreten Musa ve kardeşi Harun'a. Selam olsun ana babaya iyilik ve tevekkül okulu Yahya ve Zekeriya'ya. Selam olsun İffet'in, adamanın ve adanmanın misali Ali İmran ailesinden Hanne ve Meryem'e. Selam olsun iktidar ahlakının nasıl olacağını gösteren Yusuf, Davut ve Süleyman'a. Ve selam olsun alemlere rahmet okutlu elçiye. Onun mücadelesine iman edip dünya mutluluğunun bir hayal olmadığını gösteren arkadaşlarına. Selam olsun başladığı her işinde Rabbini hesaba katıp inşallah diyerek harekete geçenlere. Ve selam olsun çağın gittikçe giriftleşen pisliklerine karşı temiz kalmayı dünyaya ve dünya nimetlerine tercih eden mümin dostlara. Ve selam olsun şu anda bizlere kulak veren tüm dost ve dinleyicilerimize. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Aziz dostlar, kıymetli dinleyiciler, hamdolsun Rabbimize bir Geçmişin Aynası programıyla daha bizi bir araya getirdi. Evet, Aralık ayının sonuna girdiğimiz şu dönemde bugün 20 Aralık 1873'te doğan, yine 27 Aralık 1936'da vefat eden Mehmet Akif Ersoy bugünkü konumuz olacak inşallah. Bugünkü programımızda Mehmet Akif'in hayatını, Mehmet Akif'in mücadelesini, Mehmet Akif'in nasıl bir insan olduğunu ve etkilerini siz kıymetli dostlarımızla paylaşma amacındayız, niyetindeyiz. Tabii Mehmet Akif dediğimizde hemen aklımıza İstiklal Marşımızın şairi olarak aklımıza geliyor ama hayatına baktığımızda aslında onun Kur'an'la hemhal olan bir hayat yaşadığını, zorlukları, sıkıntıları göğüsleme konusunda gerçekten dirayetli bir insan olduğunu görebilmekteyiz. Tabii 1873 yılında Fatih'te doğdu. Gerçekten de kavmiyetçiliği eleştiren bir kişiliği olduğunu, özellikle bunu benden duyunuz, ben ki Arnavut'um başka bir şey diyemem, işte perişan yurdun mısralarıyla kendisinin Arnavut olmasına rağmen İslam ümmeti için çabaladığını, gayret ettiğini eserlerinde bize bildiriyor. Tabii ki öğrenim hayatını İstanbul'da sürdürmüş olması, Arapça, Farsça ve Fransızcadan gerçekten de çok üst düzeyde bir eğitim aldığını ve bu üç dili gerçekten de ki ana dili gibi konuşabilecek durumda olduğunu biz bilmekteyiz. Ziraat ve Baytar Mektebi'ni kaydolup o mektebi bitirdiğini de yine bizim bildiğimiz bölümlerden biri, 1893 yılında birincilikle mektebi Baytarlık bölümünü, o günkü dünyada Baytarlık mesleğinin çok önde gelen mesleklerden ve tercih edilen bir bölüm olduğunu da söylemekte fayda var. Tabii ki Mehmet Akif memurluk yıllarında memuriyete başlamış, Osmanlı'nın o döneminde ciddi anlamda devletin belli kademelerinde memuriyet görevleri almış. Daha sonra ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde tabii ki ikinci meşrutiyetin ciddi bir etkisi oluyor onun hayatında. İkinci Abdülhamit'le ilgili onun rejimini şiddetle tenkit ettiği bilinen bir gerçek. Bundan dolayı da bugün hala Mehmet Akif'e saldıran insanlara rastlayabilmekteyiz. Tabii ki bir insanın bütün hayatının örnek alınabileceği gibi bir tezde, savda öne sürmüyoruz. Çünkü insanlar bulundukları mevkilerde, bulundukları mekanlarda, bulundukları şartlar içinde değerlendirilmeli. O şartlar muvacihesince onların konumları belirlenmelidir. Böyle yaparsak o insanları daha iyi algılama, daha iyi anlama noktasına
kendimizi koymuş oluruz. Tabii ki ikinci muhalif, ikinci Abdülhamit muhalifliği Mehmet Akif'i ciddi anlamda belli yanlışlara sürüklediğini görmekteyiz ve bu yanlışlarını programımızın ilerleyen dakikalarda da temas ederiz inşallah. Bu yanlışları daha ziyade 2. Abdülhamit muhalifliğine bağlamak yerinde olur gibi değerlendirmek lazım. Bu Abdülhamit muhalifliği onu İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmaya da itti. Tabii ki cemiyetin yemininde yer alan, cemiyetin bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat edeceğim cümlesini, kayıtsız şartsız ifadesini çıkararak karşı çıkmış ve yeminin kendine göre düzeltilmesini de sağlamıştır. Şu şekilde eklemiştir İttihat ve Terakki'nin yeminine: sadece iyi ve doğru olanlarına itaat edeceğim şeklinde bunu değiştirmiştir Mehmet Akif'in bu şekildeki durumunda. O İttihat ve Terakki'ye girdiğinde, tabi İttihat ve Terakki'yi tarihle ilgilenenler az çok bilirler. İttihat ve Terakki Osmanlı'nın sonunu getiren teşkilat olmuştu. Mehmet Akif'in de bu teşkilatla bir dönem yolunun kesiştiğini söylememiz yanlış olmaz. Zaten Mehmet Akif'i eleştirenlerin de eleştiri noktasının bu olduğunu belirtiyoruz. Biz de Mehmet Akif'in bu onulmaz 2. Abdülhamit muhalifliğinin ona yakışmadığını ve gerçekten de onun hayatındaki o güzel bölümü lekelediğini düşünüyoruz. Ama insanları demin de söylediğimiz gibi içinde bulundukları ortam, şartlara göre değerlendirmek Müslümanın her zaman olduğu gibi bizim de asıl tavrımız olacaktır. Onu bulunduğu ortam içinde değerlendireceğiz. Tabii ki Mehmet Akif Osmanlı İmparatorluğu'nun içine düşmüş olduğu bu vahim durumu nasıl kontrol edebiliriz'in mücadelesini yaptı ve gerçek anlamıyla bir çıkış yolu aramak üzere çaba gayret içinde bulundu. Sırat-ı Müstakim dergisini, daha sonra 1908'e kadar Sırat-ı Müstakim dergisini, ardından 8 Mart 2012'de 1912'den itibaren de Sebil-ül Reşat adıyla yine Sırat-ı Müstakim'in bir devamı niteliğindeki dergiyi yayınlamaya devam etti. Tabii son hayatının diğer kısımlarında Osmanlı coğrafyasında gezme imkanı buldu. Bununla ilgili Osmanlı'nın son döneminde Teşkilat-ı Mahsusa'ya, yani bugünkü anlamıyla söylersek Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdiğini söyleyebiliriz. O zaman Harbiye Nezaretine bağlı olan Teşkilat-ı Mahsusa'da aktif rol oynamış. Belli bir süre Almanlara esir düşmüş olan Müslümanların kamplarını ziyaret etmiş. Orada yine onlarla ilgili belli anılarını Safahat'ta ve diğer eserlerinde zikretmiştir. Ve bununla ilgili de Berlin Hatıraları adlı şiirini de Sebil-ül Reşat'ta yayınlamıştır. Tabii Mehmet Akif'in diğer bir bu teşkilat-ı mahsusa içindeki görevlerinden birisini de bizim bildiğimiz gibi Arap topraklarına karşı Mehmet Akif'in yapmış olduğu gezi önemliydi. Oradaki Arabistan'da iken Müslümanların nasıl orada Lawrence tarafından veya diğer güçler tarafından Osmanlı'ya kışkırtıldığını araştırmak ve bu konuda neler yapılabilir tesis etmek amacıyla Arabistan'a gittiğini, ardından Necit çöllerinden Medine isimli şiirini o seyahat esnasında yazdığını biz biliyoruz. Tabi ardından Mehmet Akif'in hepimizin bilmiş olduğu İstanbul'da dönemin şartları gereğince milli mücadeleye katıldığını ve milli mücadele sırasında Burdur milletvekili seçilmesini biz biliyoruz. Aynı şekilde Biga'dan da mebus seçildiği haberi meclise ulaşıyor. O günkü seçim sistemi buna uygundu. Hem Bigalıların hem Burdurluların onu vekil seçtiği meclise bildirildi. Ama o Burdur vekilliğini tercih etti. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı ve Burdur milletvekili ve İslam şairi olarak kendisini tanımladı.
Tabii Kurtuluş Savaşı esnasında Konya ayaklanmasını önlemek amacıyla halka öğütler verme üzere Konya'ya gittiğini biz biliyoruz. Kastamonu'ya gittiğini, Diyarbakır'a gidip Diyarbakır Camisi'nde halka ateşli hitabeler yaptığını da biliyoruz ve bu hitabelerin daha sonra halka bastırılarak halkın istifadesine sunulduğunun biz yine farkındayız. 1921 yılına gelindiğinde de Taceddin Dergahı'nda, bugünkü Hacettepe Üniversitesi kampüsünün içinde bulunan Taceddin Dergahı'na yerleşen milletvekili, Burdur milletvekili olarak orada bildiğimiz anlamda İstiklal Marşı'nı yazdığını biz biliyoruz ki İstiklal Marşı gerçekten de içerik olarak Türkiye'de ve dünyada bu marş olarak ifade edilen metinlerin içinde gerçekten de özel bir yere sahip. Ama daha sonra tabii ki bunun içeriğinin rejim tarafından hedeflenilen şekilde olmadığı ve Mehmet Akif'in hayal ettiği hiçbir şeyin gerçekleşmediğini de biz bilmekteyiz. Tabii bu aşamadan sonra Mehmet Akif'in hayatında bütün büyük ümitlerle girmiş olduğu milli mücadelede yazmış olduğu İstiklal Marşı'na rağmen Mısır'a göç etmek zorunda kaldığını ve Mısır'da geçirdiği bir 10 yılla hayatının belki de en zor günlerini yaşadığını biz bilmekteyiz. Tabii ki daha sonra kendisinin o süreçten sonra Türkiye'ye döndüğünü, o esnada ailesinin asabiyet anlamında sıkıntılı bir hastalığa yakalandığını ve bu anlamda eşinin gerçekten de belli noktalarda takıntılarının olduğunu, onun hayatından yine Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratında da bu konuda detaylı bilgilerin okumak isteyen dinleyicilerimizin bulabileceğini söyleyerek o dönemde ciddi anlamda Mehmet Akif'in sıkıntılar yaşadığını, Mısır döneminde yaşadığı sıkıntıların da yaşadığı zorlukların da Müslüman Türk dünyası adına bir utanç kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemek lazım. Çünkü milli mücadeleye katılmış, milli mücadeleye bütün varlığıyla kendini vermiş ama ideallerinin boşa çıktığını gördükten sonra da sessiz sedasız yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını anladığı anda da oraları terk etmenin daha uygun olacağını, çünkü kendilerine fırsat verilmeyeceğini fark ettiğini görüyoruz. Zira onunla beraber hareket eden insanların, işte mesela Ali Şükrü Bey'in Topal Osman tarafından öldürülmesinin anlaşıldığı bu süreçte kendisine Mısır Hidivi Abbas Halim Paşa'nın davetinin de gelmiş olduğu döneme rast gelmesi sonucunda kendisini de böyle bir suikasta kurban gidebileceğini gördüğünden Mısır'a gitmeyi uygun gördü. Tabii Mehmet Akif gerçekten de hayatı üzerinde bizim de ısrarla durmamız gereken ve onu anlamamız, eserleri ve duruşuyla biraz daha yakından tanınması gereken bir insan olduğunu söylemekte fayda var. Tabii Mehmet Akif İslam Birliği mücadelesi veren ve Müslümanların çıkışını öze dönüşte olduğunu savunan Kur'an merkezli bir İslami düşünceye sahip, zamanında kendisi gibi düşünenlerle paralel çizgide hareket eden bir şahsiyetti. Sebilur Reşat ve Sırat-ı Müstakim'deki yazılarına baktığımızda Mehmet Akif'in temel kaygısı, çizgisi net olarak anlaşılabilmektedir. Keza Safahat'a bakıldığında şiir kitabından da onun meşhur şiirlerine şöyle bir baktığımızda, mesela aklımıza gelen doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, ya da üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. Ölüler dini değil, sen de bilirsin bu din. Diri doğmuş, duracak hep dipdiri, durdukça zemin. Bu şiirle de bize göstermektedir ki onun Kur'an'a, İslam'a bakışının ne kadar net olduğunu görmekteyiz. Tabii yaşadığı dönemin geleneksel din anlayışına, tarihsel süreç içinde temel esaslardan sapmalara,
Kur'an'dan hareketle karşı net bir duruş sergileyen bir mümin olarak mücadelesini hep sürdürmüştü Mehmet Akif. Bu çizgisiyle de ham yobaz kaba softalarla arası hiç iyi olmamıştır. Bugün de şöyle internete baktığınızda, YouTube'a girdiğinizde onun hakkında eleştiri yapanların, onu yerin dibine geçirmeye çalışanların, haşa Allah'ı nasıl küçük düşürdüğünü söylemeye çalışanların genelde hep bu ham softa, ham yobaz kaba softalar olduğunu söyleyebiliriz. Kendilerini şiirleriyle eleştirdiğinden olsa gerek, onun ve onun takip ettiği, onun dostluk kurduğu, onun fikirlerine önem verdiği kişileri ön plana alarak Mehmet Akif'e saldırdıklarını, onu gerçek anlamıyla eleştirdiklerini bilmekteyiz, görmekteyiz. Tabii bu da hiç yadırganacak bir duruş değil. Müslümanların her dönemde Kur'an'ın anlaşılabilirliğine vurgu yapan, Kur'an'ın bir yaşam kitabı olduğunu söyleyen insanların tarihin her döneminde karşılaştığı tepkilerden Mehmet Akif de payını almıştır. Tabii ki hataları vardır. Tabii ki tavırları, davranışları, yanında bulundurduğu insanların veya takip ettiği insanların da birçok hatası olabilir ama insanları içinde yaşadıkları toplumla, içinde yaşadıkları devletle, içinde yaşadıkları sosyal ortamla değerlendirmek bizi doğru bir bakış açısına ulaştırır. Mehmet Akif'i de böyle değerlendirdiğimizde onun bugün bizim söylediğimiz her şeyi fark ettiğini ve o günden itibaren bazılarının da özellikle İslamcıların piri olarak ifade etmeleri de bundan kaynaklı, Kur'an'ın, İslam'ın dünyaya hakim olması için neler yapılmalıdır tezini hayata geçirdiğini görüyoruz. Bunun mücadelesiyle ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabii küresel dünya batıdaki din anlayışını hayattan uzaklaştırmasının bir uzantısı olarak bir yaşam biçimi olan İslam'ın da etkisinin silinmesi, vicdanlara hapsedilmesi için modernleşme projeleri uygulamaya sokarken Akif net İslami kimliğiyle İslam milletinin sesi olmaya çalışmıştır. İlhamını başka referanslarda aldığını açıklayanların oluşturduğu baskıcı ortama rağmen Akif ilhamı Kur'an'dan almak gerektiğini özellikle belirtmiş, adeta haykırmış. Aynı zamanda Müslümanım diyenleri de sahih İslam'a, hurafelerden arındırılmış, İslam'ın İslam olmayan kısımlarının arındırılması gerektiğini ve gerçek ari, saf, bozulmamış ve başka damarlardan, başka kaynaklardan, başka sulardan İslam'a karıştırılmış diğer şeylerin ayıtlanarak İslam'ın yaşanması gerektiğini savunan bir İslam'a çağırmıştır insanları. Akif Kur'an şiirine, edebiyatına, Kur'an'ı gerçek anlamıyla şiirine, edebiyatına taşıyan bir insandı. Dolayısıyla yaşanılan hayata, toplumsal sıkıntılara bir Müslüman olarak bugünkü Müslümanlardaki ilgisiz kalmama gibi o da ilgisiz kalamazdı ve kalmadı tabii ki. Sadece hayatını bu konuda İslam'a uydurmaya çalışmakla yetinmedi. Şiirinde de bu planı, bu boyutu ön plana çıkardı. Sosyal sorunların hiçbirine kayıtsız kalmadı. Müslüman kişiliğiyle o günkü toplumda ön plana çıkanlardan birisi oldu. Yalan söylemeyen, emanete ihanet etmeyen, sözünde duran bir Akif vardı toplumun karşısında o günkü dünyada. Aynı zamanda sade bir yaşantısı olan hamiyetperver bir Akif olduğunu da yaşamının aralarına girdiğimizde, satır aralarında veya onunla yakın ahbaplık yapan insanların hatıralarında Akif'in bu yönünün de özellikle dile getirildiğini ve bu yönde de vurgu yapıldığını görmekteyiz. Tabii Mehmet Akif Kur'an merkezli sahih din anlayışına rağmen olağanüstü şartlarda yazdığı marş şiirleri zamanla seküleştirilerek, ruhundan uzaklaştırılarak milli şair konumuna indirgendiği ülkesinden sürgüne zorlandı.
sürgüne zorlanan sadece Mehmet Akif'in bedeni değil, aynı zamanda onun canını vermeye hazır olduğu mücadelesi ve dünya görüşüydü de. Çünkü Mehmet Akif İslamsız bir kurtuluşun o günkü Birinci Dünya Savaşı şartlarında mümkün olmayacağını görmüş ve bozulmanın kaynağının batıya yönelmek olduğunu fark etmiş. Ne zaman ki döneriz tekrar İslam'a, o zaman kurtuluş bize gelecektir düşüncesinden hareket ederek bütün varlığıyla, şiiriyle, hayatıyla bunun mücadelesini yapmıştır. Değişik grupların, anlayışların hakim olduğu toplumumuzda sık sık başvurulan hatalı okumalarda Akif'in bir yönü öne çıkarılmış ve anlamaya çalışmak göre yerine ona büyük haksızlıklar yapılmıştır ki bunu gerçekten de şöyle biraz araştırma yaptığımızda görüyoruz. Hatta insanların ona saldırmak için adeta hep bir elden hareket ettiklerini, yeni bulmuş, mal bulmuş mağribi gibi onun yapmış olduğu hataları ön plana çıkartarak, onun bu yönünün işte zafiyetlerinin ön plana çıkartılarak yıpratılma çabası olduğunu görüyoruz ki onun asıl mücadeleci kimliğini Türkiye'de yapılmak istenenin kendi istenenin dışında olduğunda çektiği sıkıntıların neler olduğunu bize gösterdiğini görüyoruz. Tabii ümmetçi Akif'in dönemin olağanüstü şartları, duyarlılığı ve duygusallığından kaynaklanan siyasi duruş hataları tabii ki vardı, olacaktı. Bugünkü insanlardan da bazılarında veya herkesin kendince çok önemsediği ve önem verdiği insanların da bütün hayatıyla, bütün düşünceleriyle kabul edilmesi bir insanın ancak köleleştirilmesiyle mümkün olabilir. Bir insan komple kabul edilir veya reddedilebilir bir varlık olmamalı. Bir bütün olarak değerlendirilmeli ama yanlışları bir tarafa, doğruları bir tarafa ayıklanmalı. Hayatı bulunduğu şartlar itibariyle değerlendirilmelidir. Ki onun da hatalarından özellikle ömrünün son dönemine doğru dönmeyle ilgili ciddi bir çaba sarf ettiğini en azından ben kişisel olarak düşünüyorum. Bunu belki gururu, belki şahsiyeti itibariyle alenen ifade etmekte zorlanmış olabilir. Çünkü 2. Abdülhamit'e karşı özellikle şiirlerinde, programımızın son bölümünde o şiirlerden de örnek veririz. Özellikle dile getirdiği eleştiriler, tenkitler normal eleştiri sınırını aşacak, hatta hakarete vardıracak şekilde ilerlettiğini de biz biliyoruz. Bu da o insanın zafiyeti olarak değerlendirilebilir noktalardır. Bunu bu şekilde ifade etmekte fayda vardır. Evet kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara verelim inşallah. Aradan sonra Mehmet Akif'i konu aldığımız programımız devam edecek. Evet, evet kıymetli dostlar, geçmişin aynasında bugün Mehmet Akif'i konu ediniyoruz inşallah. Tabii Mehmet Akif bugün bütün okullarda, resmi dairelerde İstiklal Marşı'nın yazarı olarak değerlendirilir, adı yer alır. İstiklal Marşı'nın kabulü okullarda kutlanır, ifade edilir, Mehmet Akif'ten bahsedilir. Ama onun bizzat devlet tarafından nasıl sıkıntılara maruz bırakıldığından bahsedilmez. Bir maaş bile bağlanmadığından hiç dem vurulmaz, bunlar ifade edilmez. O kadar milli mücadeleye katılmış, İstiklal Marşı'nı yazmış ve bunun için kendisine sunulan ödülü bile kabul etmemiş, ancak ödül olmazsa bu işi kabul edeceğini bile söylemiş bir insanın ve daha sonra düşüncelerinden dolayı memleketi terk etmek zorunda bırakıldığından bahsedilmez olmuş tabii ki. Tabii Akif'in muzdarip, yalnız, idealinin gerçekleşmediğini düşünen bir insan, onun gibi yanında belki 8-10 tane insan olsa Türkiye'nin o günkü dünyada kaderini değiştirebilecek bir yapıda bir insan olduğunu belirtmekte fayda var tabii. Milli şair damgasıyla Akif'in gerçek kimliğini, şahsiyetini örtmeye çalışan o günkü sistem zamanında ona çokça sıkıntı çektirdi tabii ki. İstiklal Marşı'nı yazmasına
devlet memurluğundan milletvekilliğine kadar pek çok resmi görevde bulunmasına rağmen 1936 yılına kadar maaş bile bağlanmadı. Cenazesine katılımı engellemek için de o gün devlet memurlarına izin yasağı bile koydu. Bir toplumun değişmesi için önce lokomotif olacak bir kitlenin eğitilmesi gerektiğini düşünen, eğitime önem veren, okumanın yeryüzünü tanımanın, aydınlanmanın önemini idrak etmiş olan Akif'in kendini spordan edebiyata kadar birçok alanda yetiştirme gayretinde olduğunu biliyoruz. Tıpkı Seyit Kutup rahmetlinin düşündüğü gibi Mehmet Akif'in de bu öncü nesil özellikle İslam'ın hakimiyetini sağlayacak öncü ve bir kadro hareketinin mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini savunan bir yapısı olduğunu biz bilmekteyiz. Tabii ki onu edebi alanda, Mehmet Akif'in edebi alandaki ifadeleri de bizim için önemliydi. Şiirinde şöyle diyordu: kim kazanamazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Bu şekilde ifadeyle çalışmanın ve miskinlikten uzak durmanın, tembellik yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ifade etmenin üzerinde çok durdu ve bugünkü halimizin bizi tembellikle bu hale getirdiğini ifade etti. Şiirlerinde, hitabelerinde, vaazlarında bu duyguyu özellikle dile getirdi ve bunun üzerine ısrarla vurgu yaptı. Tabii ki bir düşmanlığı da demin de söyledik. Hurafe ve bidatlardan arınmış, canlı, dinamik bir din algısı oluşturmayı amaçlayan, bu bağlamda Kur'an'a, temel kaynaklara, İslami öze dönmenin önemine vurgu yapan bir kişilikti. Fikir öncülüğünü yaptığı Sırat-ı Müstakim dergisini bu görüşlerini ifade etmek için bir aracı olarak kullandı ve gerçekten de bunu ifade etti. Tabii saltanattan, monarşiden hoşlanmadığını, aynı zamanda emperyalizme ve sömürüye de karşı olduğuna, dönemin yöneticilerine hitaben Koca Karı ile Ömer şiirinde adalet ve hakkaniyete verdiği önemi çarpıcı bir şekilde anlattı. Yine demin de söyledik, kendisinin milliyetçi olmadığını ve bu durumunu da inkar etmediğini, Arnavut olduğunu da inkar etmediğini şiirlerinde ifade etti. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem, İşte perişan yurdum dizeleriyle bu durumu ifade etti. Ümmetçi ve ümmetin kurtuluşu için mücadele eden bir kişiliğe sahip olduğunu ve kurtuluşun ümmetçi bir şekilde toplumu kavramak, toplumdaki sıkıntıları çözmekten geçtiğini ifade etmekten de çekinmedi. Tabii ki onun hayatının belli döneminde yapmış olduğu ve geçen birkaç yıl önce de gündemde olan bir Kur'an meali çalışması da önemliydi. Biliyorsunuz o meal çalışmasının da yine o günkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belli amaçlar için kullanılacağını sezinlediği için önce kabul ettiği ve yaptığı eseri daha sonra teslim etmekten vazgeçtiği, Yozgatlı İhsan Efendi'ye teslim ettiği ve imha edilmesini talep ettiğini de biz bilmekteyiz. O da bu konudaki hassasiyetini bize göstermekte. Tabii yine Mehmet Akif'in hayatıyla ilgili bu derlemeleri yaparken İktibas Dergisi'nden, Hak Söz Dergisi'nden, tarihi vesikalardan faydalanarak siz kıymetli dostlarımıza bu paylaşımları da yapıyoruz. Şuayb Mekec'in bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmadan da yararlanıyoruz. Mesela onun ifade etmeye çalıştığı ayet-i kerimelerden hareketle Mehmet Akif'in toplumun şekillendirmek için Beyazıt kürsüsünden yaptığı vaazları dile getiriyor ve onun Kur'an mali vererek insanları uyarmaya çalıştığını görüyoruz. Enfal suresi 24-25'i mesela Akif ifade ediyor: o bela, o felaket hiçbir zaman içinizden yalnız suçlu olanlara gelmez. Belki hepinize birden gelir. Bir de gözlerinizi açınız, iyi biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir, dehşet vericidir ayet-i kerimesini okuyarak
açıklamalı maal şeklinde sunuluyor. Beyazıt Kürsüsü'nden yaptığı vaazına bu ayetlerle başlayan Akif, Müslümanların o dönem içinde bulundukları içler acısı durumu, şimdi de farklı duygulara sahip olmanın mümkün olmadığı gibi o gün de aynı durumdaydı. Müslümanların birlikteliği ya da bu, o gün için çok dile getirilen panislamizmin kaçınılmaz olduğunu, bunun aksinde yaşanılan hayatın İslami olamayacağını, adeta bu durumun ölü durumundaki beden hükmüne gireceğini vurguladığını görüyoruz. Irkı, dili, yaşadığı çevre, adetleri, kısaca her şeyi bir diğerine zıt olan bu kadar milleti Müslümanlığın kardeş yaptığını söylemekteydi Akif. Ümmeti acilen milliyetçilik, ırkçılık gibi sapkınlıklardan kurtarıp İslam ümmeti olma yolunda çabalar sarf etmeye yöneltti onu. Çünkü çok iyi görmüştü Fransız devriminden itibaren ortaya çıkan kavimlerin birer birer kendi devletlerini, ulus devletlerini kurarak dünya sahnesinde yer almasının İslam ümmetini parçalamaya dönük bir faaliyet olduğunu ve bundan en fazla zararını da Osmanlı'nın göreceğini çok iyi görmüştü, çok iyi fark etmişti. Kimilerinin Türkçülük diyerek bütün Türk dünyasını bir araya getirme amacıyla kavrulduğu bir dönemde, kimi Mehmet Akif de İslam etrafında insanların daha önce olduğu gibi yine toplanabileceğini ifade etmişti. Tabii son zamanlarda Müslümanlar arasında yaygınlaşma imkanı bulan emperyalist emellere hizmet eden bu nevi cahili unsurlar, milliyetçilik gibi parça parça olmuş küfür cephesi, Müslümanların bu parçalı halinden her zaman karlı çıkmıştı. Sonuç, küfrün hesapları doğrultusunda kurulan hizmetçi işbirlikçi rejimler, yani hep zayıf kalmaya mahkum bir geleceğe tercih etme kararlılığının acı görüntüsü. Arnavut, Kürt, Çerkeş, Boşnak, Laz, Arap, Türk ve hangi millete ait olursa olsun bu durumuyla övünen ve birbirine karşı durmanın adına özgürlük mücadelesi adını verilen yeni akımların türemesi olayının özünü, vehameti göstermekte ve o günkü şartları Mehmet Akif gerçekten de görerek bugün de biz görüyoruz. Bugün Müslümanlar Osmanlı'nın imame olarak bulunduğu pozisyonu kaybetmesiyle, dağılan imamenin dağılmasıyla beraber her bir tesbih tanesinin kendisinin bir anlam ifade etmediği, tek başına kaldığı bir noktaya sürüklendiği, aynı şekilde Suriyeli, Mısırlı, Ürdünlü, İranlı, Iraklı, Ammanlı, Yemenli, Pakistanlı, Afganistanlı, Endonezyalı, Kafkasyalı, Çeçen, aklımıza ne gelirse, ne kadar Müslüman devlet ve grup varsa hepsinin kendi başına, kendi ırki temellerini esas alarak koskocaman bir imparatorluğu, Osmanlı gibi İslam'ı en azından kaygı olarak değerlendiren ve bu kaygıyı taşıyan Osmanlı'nın nasıl yok olduğunu Halkın Sesleri isimli eserinde Safahat'ta şöyle dile getiriyordu. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor, kalk baba, kabirinden kalk, diriler koşmadı imdadına. Sen bari yetiş. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı. Silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene? Niye indirmedi? Kim çıktı bu halkın önüne? Bu şekilde ifade ediyordu o günkü dünyayı. Bu şiiri bugüne koy, bugün oku, aynı şeyi hissetmemesi mümkün mü Müslümanın? Aynı duygudayız, aynı yerdeyiz, aynı pozisyondayız.
binlerce operasyon üzerimizde oynanıyor ve biz sadece kendi menfaatimizi düşünür boyuttayız. Maalesef kimisi Kürdüm diye çekiyor bir tarafa, kimisi Sünniyim diye çekiyor bir tarafa, öbürü Şiiyim diye çekiyor bir tarafa. Birbirlerinin nasıl Müslüman olmadığının hesabını ve kararlılığını nasıl gerçekleştirdiğini görüyorlar. Tabii üst tarafta da Samamca'nın pis pis sırıtmasını hep beraber izliyoruz ve bu izleme durumunun devam edeceğini de maalesef görüyoruz. Çünkü görüntü bizi buna zorluyor. Ümmeti güçsüz kılan, dertlerine duyarsız, yaşanan zulme seyirci yapan hep bu cahiliği, müptezelliğe düçar olma değil miydi? Devleti yöneten saltanat çevrelerinin ve halkın adeta anlaşmışçasına derin bir sessizlik ve hızlı bir çözülmüşlüğü yaşadığı acı gerçeğin faturası tek tek kendisine çıkartılıyor ve ardından devletlerini, mallarını, namuslarını, dinlerini, kısaca tüm değerlerini götürüyordu. Hızlı bir şekilde hem de acımasızca, işte Akif bu ortamın insanıydı. Ne hazındır ki o gün vaki Sırp vahşetinin bugün de daha yoğun ve kelimelerle ifade edilemeyecek boyutlarca cereyan etmiş olmuş olması. Batı'da, Bosna'da yaşananları hatırlayın kıymetli dostlar. Karşısında dünya Müslümanlarının içinde birkaç duyarlı muvahhid Allah'ın dışında kayda değer hiçbir sesin çıkmadığını görmedi mi bu dünya? Yakın geçmişte yaşanan bu trajik olayların belleklere kazınmış izleri bile henüz silinmemişken, yaşadığımız benzer vakalar bugün Suriye'de, Mısır'da, Arakan'da yaşanırken ve ümmet ne kadar bu zamana kadar buna seyirci kalacak? Ümmet kaldı mı ki? Belki bunu sormak gerek. Şu anda bizim ümmet diye söylediğimiz ümmet kaldı mı? Emperyalizmin, sekülerizmin, modernizmin bozduğu, iyiliş ettiği adı Müslüman, özü gerçek anlamıyla batılı, kapitalist düşünceye teslim olmuş, onun ayartıcı her türlü ayartma organıyla ifal edilmiş, Müslüman görünümlü ama kafir yaşayışlı milyonlar İslam dünyasını sarmadı mı? Sardı. O zaman onun çırpınışının benzerini bugün Müslümanların içinden çırpınanlar var diye Rabbimiz yardımını getirir mi? Getirmez. Çünkü Rabbimizin sünnetullahı orta yerde durmakta. Bizler kendimize gelip hep beraber topluca Hablullah'a sarıldığımızda o yardımın geldiğini, aramızdaki nizanın, ayrılıkların bertaraf edilmeden rüzgarımızın tekrar gelemeyeceği, gücümüzün tekrar yerine oturamayacağını idrak etmemiz gerekiyor. O zaman işte asrın idrakine biz İslam'ı sunmuş oluruz. Tabii Akif, İslam ümmetinin her yönüyle hızlı bir çöküntüyü yaşadığı geleneksel otoritenin yerini güçsüzlüğe, çaresizliğe terk ettiği bir dönemde dünyaya geldi ve yetişti. Onu o dönemde değerlendirmek gerek. O günün İslam coğrafyasında yaşayanlar, batılı değer yargılarından etkilenerek batılılarca ortaya atılmış kavramları ve kimlik tanımlamalarının tartışmaya ve sınırlarda düşünmeye başlamışlardı. O güne kadar yaşanılan görece dini değerler ve beşeri ölçülerden geçilip etnik unsurlar ve batıcı aymazların iddia ettikleri yaşam tarzları savunulmaya ve hayata uyarılmaya çalışılıyordu. İşte o dönem çıkmamış mıydı Abdullah Cevdetler? Dememişler miydi batıdan damızlık erkek getirelim diye? Bunlar söylememişler miydi? Kurtuluşun tek çaresinin batılılaşmak, garplılaşmak, çağdaşlaşmak olduğunu ve bunu sağlamak için de onların ahlaki değerleri de olmak üzere her şeyinin alınması gerektiğini söyleyen insanlar çıkmamış mıydı? İşte Cumhuriyet döneminde yaşanmadı mı? Bir şapka için binlerin öldürüldüğü bir dönem yaşanmadı mı? Yaşandı. İşte bunların o günkü dünyadaki karşılıklarının bugün daha acı bir boyutuyla karşı karşıyayız. Belki o günkü kadar
insanlarımızın ve Müslüman çevrenin duyarsız olduğunu söylemek biraz zor olabilir. Çünkü o gün gerçek anlamıyla bir umutsuzluk, bir bedbinlik, bir bıkkınlık ve Batı karşısında bir eziklik yaşıyordu Müslümanlar. Bugün ise belki görece olarak İslam'ın teslimiyetle, İslam'a teslimiyetle kurtulacaklarına dair bir inancın da belirdiğini görüyoruz Müslüman coğrafyalarda. En azından bir hareket, bir ibda, bir çıkış, bir huruç düşüncesi Müslümanların arasında olgunlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu anlamıyla baktığımızda Akif'in yaşadığı dönemle bu dönem arasında bir ayrım yapabiliriz. Bu dönemin belki biraz daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bunlar olup biterken miras olarak alınan düşünceler ve yönetim kalıplarını kısmen de olsa koruma mücadelesi veren Osmanlı Devleti bu durumuyla mevcut konjonktürden doğrudan etkilenir durumdaydı. Devletin otoriter gücü işte kesif çalkantılar ve dışarıdan etkileyen fiili müdahaleler karşısında Osmanlı gittikçe gücünü kaybediyordu. Devlet erkanıyla halk arasında görece bağ hemen hemen kopma aşamasına gelmişti. Devlet işleyişinde yer alanlarla halkın bağlantısı neredeyse kopmuştu, uçurum olmuştu. Bu hali zorunlu kılan belli etkenleri gözetlemek gerekirse kısaca şunlar söylenebilirdi o günkü dünya için. Halkın sesi olma görevine sahip aydın çevrelerde devletin geleneksel gücünü yıpratacak düşünceler tartışılıyor. Üzerinde fikirler ileri sürülüyor ve bunlar neşriyata dökülüp hızla yayılıyordu. Bu tarz oluşumlara hazırlıksız yakalan Osmanlı devlet adamları ve o güne kadar kayıtsızlığıyla ünlenmiş ulemanın tepkisi, teamüle binaen olayları fıkhen yargılama, yani kısa yoldan tekfir etme şeklinde gerçekleşiyordu. Zaten nakilciliğin ve taklitçiliğin kutsandığı, muhkem ve sahih doğruları referans alan aklın öncelenmesinin aforoz edildiği bu nevi yanlışlarla mağlul çevrelerden sonuçta biçare kalışlarını resmeden tavırlarından başka bir manzara da ortaya çıkmazdı. Çünkü o insanların kafasındaki, zihnindeki tek bir şey vardı: Osmanlı'yı geri bırakan şey bizim batıdan uzak olmamızdı, batılı değerleri benimsemememizdi. Onun için onlara ağzımızla kuş tutsak bu gerçeği ifade etmenin bir anlamı yoktu. Çünkü onlar buna iman etmişlerdi. Mehmet Akif'in yetiştiği, yaşadığı ortam bu taklitçilik dünyasının başkentiydi sonuçta. Bir yandan ülkeye kalıplar, hazır lokmalar halinde düşünce ithali yapılıyor. Bir yandan Osmanlı padişahı soyunun ve İslam'ın son tahtını koruyabilmenin telaşını taşıyordu. Osmanlı'nın gerçek halkı ve idari halk olarak değerlendirilen Türkler ise bir yandan ülkedeki yüzlerce yıllık egemenliklerinin doğurduğu gevşekliklikle, nasıl olsa Allah'ın başlarına bir sahip göndereceğine son derece inanmış olarak ya mahalle kahvesinde domino patlatıyor ya da Kandilli'de, Kuzguncuk'ta pembe sabahların seyrine çıkıyordu. Üsküdar'a giderken Aldıda Bir Yağmur şeklindeki şarkıların terennüm edildiği, o fasıl gecelerinin düzenlendiği dönem işte o dönemdi. Osmanlı Devleti yıkımla karşı karşıyaydı ama İstanbul'da belli bir kesim bunun tadını çıkarmanın zevkindeydi, tadındaydı. Hemen hemen İslami duyarlılıkların kaybetmiş basiretsiz aydınlar da batıdan tanzimatla birlikte ithal ettikleri özgürlük ve hür düşünce modasına kapıldılar. Halkı fil dişi kulelerinden batının aydınlığına ve yol göstericiliğine davet ettikleri nutuklarla aydınlatmaya çalıştılar. Zira onlara göre ülkeyi kurtaracak tek çözüm batılı efendilerinin kanatları altına sığınmak, onlara teslim olmaktı. Hatta manda ve himayenin nasıl tartışıldığını eski programlarımıza bakan kardeşlerimiz hatırlarlar. Tek kurtuluşun
İngiliz ya da Amerikan mandasına girmek olduğunu ciddi ciddi savunan devlet adamlarımız olmadı mı bu ülkede? Ancak böyle kurtuluruz dediler. Bunu da savundular, bunu da tez haline getirdiler. Bu kadar betkinlik, bu kadar bıkkınlık, bu kadar hayatı boş vermiş, koy vermişlik nasıl olabildi? İşte böyle oldu. Zaten onun sonucunda bugünkü Osmanlı'nın yıkılma sürecini yaşadık. Tabii ki Osmanlı hükümranlığındaki topraklar üzerinde cereyan eden bütün olayların kısaca özetini bu şekilde söyleyebiliriz. Tabii söz konusu iklimde özetlemeye çalışılan bu ruh halinin ve somut yansımaların dışında muvahhid tutumlarıyla Kur'an'ı kimlik ve kişilik arayışlarına bireysel alanlarda sürdüren ve durumun vehametini kavrayabilenler de vardı mutlaka. Sorunları sosyal, siyasi, kültürel boyutlarıyla kökünden kavrayabilen, geçmişten o güne intikal eden çözülmüşlüğü derinlemesine sorgulayıp bir an önce çözümler bulmak için gayret sarf eden bu kimselerin çabalarının ne kadar anlamlı ve yerinde bir davranış olduğunu anlamak çok da zor değildi. İşte Mehmet Akif bunlardan biriydi. Evet kıymetli dostlar, yine kısa bir ara verelim inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Mehmet Akif'in gerçekten de bize sunmaya çalıştığı çok önemli hakikatler vardı. O günkü dünyadan, o günkü Osmanlı'nın son döneminden şahitliklerini bize de aksettirdiği, safahatında dile getirdiği hakikatler vardı. Ve o günkü sorunları özellikle bize Kur'an ayetleri ışığında değerlendiriyordu. Feize azamete kefe tevekkel alallah, bir kere azmettin mi artık Allah'a dayan ayet-i kerimesine istinaden şöyle diyordu mesela: Allah'a dayanmak mı? Asırlarca dayandık, düştükse bu hüsrana onun narına yandık. Yetmez mi çocukluktaki efsaneye hürmet? Hala mı reşit olmadı, hala mı bu ümmet? Dersen ki ufuklarda bir aydınlık uyansın, maziye ateş vermeli baştan başa yansın. Şaşkınlık olur köhne telakkileri ihya, şeydayı terakki terakki koşuyor. Baksana dünya, el verdi masal dinlediğim bunca zamandır. Ben kanmıyorum, git de sen aptalları kandır. Allah'a değil taptığın evhama dayandın. Yandınsa eğer hakkı sarihindi ki yandın. Mefluc ederek azmini bir felci iradi, yattın kötürümler gibi yattın mütemadi diyordu. Tabii ki Mehmet Akif'in özellikle Muhammed Abduh ve Afgani'ye karşı yakın olduğunu şiirlerinde de ifade etmesi bugün onunla mesafeli yaklaşan insanların da tepkisini Mehmet Akif'in üzerinde yoğunlaştırıyor ve ona olmadık hakaretleri yaptıklarını görüyoruz. Abduh ve Afgani'nin o günkü şartlar içinde geliştirdiği, ki bugün bunların hepsine aynen katılma şansımızın olmadığını ben de söylüyorum ama o günkü şartlarda bir kurtuluş ümidi olarak sunmuş oldukları tezler tamamıyla İslam'ın ve Müslümanların dünya hakimiyetini sağlamaya dönüktü ve bu şekilde bir gayret ediş, harekete geçiş ve insanlığı uyarıştan başka bir şey değildi. Şöyle diyordu mesela şiirlerinde Akif: şimdi asım edebiyatı bırak bir tarafa, daha ciddi işimiz var, geçelim başka lafa. Galiba söylediğim yoktu, evet hiç yoktu. Mısır'ın en muhteşem üstadı Muhammed Abduh konuşurken neye dairse Cemalettin'le der ki tilmizini Afganlı: Muhammed dinle, İnkılap istiyorum başka değil, hem çabucak. Önce bizler düşüp İslam'ı kaldırmazsak, nazariyat ile bir şeyler olur zannetme. O berahini de artık yetişir zinletme. Çünkü muhtacı tezahür değil istidadın. Şüphe yok, hakkı semuhileri var üstadın. Gidelim bir yere, hatta şu bizim Sudan'a. Yeni bir medrese tesis edelim Urban'a. Daha 3-5 de faziletli mücahit bulalım. Nesli tehzib ile ila ile meşgul olarım. Çıkarıp gönderelim hasılı şeyhim yer yer.
oradan alem İslam'a cemal ettinler. Bu fakat 20'yi ister ki kolay görmüyorum. 20 günlük işe bak sen, kulunuz mazurum diyerek onun bu mücadelesine destek olduğunu söylüyordu. Ama bunu bu şekilde ifade etmesi onun bugün de şiddetle, hararetle eleştirilmesine, hatta tekfir edilmesine neden olacak duruma getiriyordu birileri tarafından. Tabii ki o edebiyatı ve dergiciliği gerçek anlamıyla bir İslami davet aracı olarak düşünüyordu. Sırat-ı Müstakim adını koydukları dergilerine Akif, Eşref Edip, Ahmet Naim, Manastırlı İsmail Hakkı, Musa Kazım, Bereketzade, Mardinlizade, Tahirül Mevlevi, Salim Sabit gibi arkadaşlarıyla başlamıştı. Dergide dini, felsefi, edebi, hukuki ne varsa bir konu, herhangi bir konuda araştırma, inceleme, makale türünden çalışmaları yaygınlaştırmaya başlamışlardı. Bu sırada Akif bazen Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Ferit Vecdi, Taha Hüseyin gibi şahısların eserlerinden de gerekli gördüğü yazıları tercümeyle meşgul olmaktaydı. Dünyada yaşayan diğer Müslümanların içinde bulundukları durumları ilgilendiren haberlere de yer veriyorlardı dergilerinde. Akif'in genellikle üzerinde çalıştığı konular Kur'an ve Allah Resulü'nün hayatından uygun gördüğü anlatım ve yaşantı örneklerini açıklamak yönünde yoğunluk kazanıyordu. Etkinlik alanında dergiciliğin dışında camilerde düzenlediği programlara da çıkıyordu Mehmet Akif. Camilere muhataplarını bu mekanlarda bulabildiği için ayrı bir önem veriyordu. Gayet belli üslubuyla düşüncelerini ve özlemini cemaate aktarıyor. Daha sonra bunları dergide kaleme alıyordu. Onun nezdinde dergi bir okuldu. Bu okulda gençlerin eğitim öğretimlerini amaçlamıştı. Bu ortamda mücadele çizgisinin dışında kalan bazı aydın, elit olma zaafıyla mağlul şahısların da başka saflara çekilmesi hedeflenirdi. Zaten onun bu şekilde yanında yer alan bazı insanların belli dönemlerden sonra işte o dergilerde yayınlara katılan Şemsettin Günaltay, Rıza Doğrul, Hüsnü Açıkgöz, Hasan Basri, Eşref Edip, Süleyman Nazif gibi bazılarının daha sonra Batı'nın kendilerine kurmuş olduğu tuzaklara teslim olduğunu ve ayartıcı olan zamanın ayartıcı nesnelerinin bunları ayarttığını ve dünyanın zevk alma mekanı olduğunu düşünmeye sevk ettiğini görüyoruz. İşte bu gençlerden bazıları bu havaya kaptırmışlardı kendilerini. Modern kalıplara uydurmaya çalıştılar kendilerini. Demokrasi ve laikliğin İslami olduğunu savundular. İşte Akif'in korktuğu şey tam da buydu. Onun ölümünden sonra bu şahısların mentalitelerine ilham verecekti. Batıdan batıcı aymazlığıyla faydalanma yanılgısı onu gerçekten, o günkü dünyada etrafındaki insanları da onun okulundan yetişenleri de ayartmıştı diyebiliriz tabii ki. 1908 ikinci meşrutiyet hareketinden sonra bir taraftan birçok resmi görevlerde bulunan, diğer yandan da İslam davasının bir eri olarak dergi çıkaran, vaazlar veren, yazdığı şiirlerle genç gönülleri ateşleyen Akif, Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinin ve ardından memleketin yer yer işgal edilmeye başlanmasının ardından faaliyetlerinin merkezi olan İstanbul'u terk etti. Anadolu'ya geçti. Hiç eskimeyen azmiyle Ankara'da öbeklenen milli mücadele saflarında halisane çalışmaya başladı. Meclisin Burdur milletvekili olarak kendinin milletvekilliği olduğu bildirildiğinde milletvekili olarak mecliste yer aldı. Meclisin kendisine verdiği görevleri yerine getirmek için il il dolaştı. Kastamonu'ya, Konya'ya ve Ankara'nın değişik yerlerine ve başka mıntıkalara halkı uyarmak için gitti.
Ancak Akif Hasan Basri, Hüseyin Avni ve birçok arkadaşıyla birlikte sürdürdüğü bu çabasına karşılık Ankara'da yeni kurulmakta olan düzenin üst kademelerde bulunan yöneticilerince hiç de arzu edilmeyen bir sürece sokulduğunu, milli mücadelenin başındaki amaçlardan saptığını da görüyordu. Bu istenmeyen duruma engel olmak için elinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Nihayet yeni cumhuriyet idarecileri ülkenin ve toplumun İslamiyet'le bağlarını kesmeye, tamamen koparmaya dönük faaliyetlere giriştiler. Akif ve arkadaşları ne yazık ki köşelerine çekilmekten başka yapacak bir şey bulamadı. Kimi evine kapandı, kimi de Akif gibi soluğu Mısır'da aldı. Şöyle ifade ediyor: Mamure-i dünyayı dolaştıysa da yer yer, sen san hadi sen kumda biraz oyna demişler. Yahu sorunuz bir bakalım takati var mı? Kaynarken adam oynamak ister mi? Sarar mı? Tabii ki bu durumda içi yanıyordu. Yapması gerekenleri yapamamanın acısıyla kıvranıyordu. Burdur milletvekili olarak katıldı. Kur'an tilaveti ve dualarla açılan birinci meclis Akif'e Kur'an mali hazırlama görevi vermişti. İlk önceleri bu işe faydalı olacağı ümidiyle dört elle sarıldı. Bütün dikkatini, birikimini ortaya koydu. Daha sonra bu işten vazgeçti, muvaffak olamayacağını öne sürdü. Cumhuriyet hükümeti tarafından Kur'an yerine ibadette kullanılmasının istenebileceği zannıyla yaptığı mali teslim etmek istemedi. 1936 yılında hastalanınca yakılması kaydıyla Camiül Eser alimlerinden Yozgatlı İhsan Efendi'ye emanet etti. Nitekim Akif'in endişelerinde ne kadar haklı olduğu, onun ölümünden sonra Türkiye'de yaşanan Türkçe ezan ve mahalle namaz kılma olaylarıyla ortaya iyice çıktı. Gerçekten de Akif'in yaşadığı o dönemin zorlu şartları altında henüz düşünsel niteliklerini sağlayamamış ve beraberliklerini temin edemediklerinden ötürü sağa sola yalpalayan bir avuç Müslümanın içinde bulundukları durum hiç de kolay aşılabilecek bir durum değildi. Memleketin içindeki sorunlar artarken diğer emperyalist egemen güçlerin yönettikleri baskılar sonucu adeta boğulup giden Akif ve arkadaşları kadar daha birçok ıstırahçı Müslümanın çığlığına, üzerlerine ölü toprağa serpilmişçesine uyuyan halk hiçbir zaman kulak vermedi. Eğer kulak vermiş olsaydı sonuç hiçbir zaman böyle olmayacaktı. Öyle anlar gelip çatar ki Akif bir biçaredir. Ama o ümidini, coşkuyla söylediği sözlerini, tükenmeyen uzun soluğunu hiçbir an tüketmedi. Çünkü o duyarlı bir kimliğe ve kişilik yapısına sahipti. O Müslümandı. İnandığı şeyler, savunduğu düşünce, ilhamını yalnızca Kur'an'dan aldığı için o hep hareketli, canlılığı, mücadeleyi tercih etti. Son nefesine kadar da her konuda tüm yönleriyle halini sürdürdü. Okuduğunu, öğrendiğini hayatında görmeyi amaçladı. Müslümanları İslam'ın evrensel mücadele alanına çekmeye çalıştı. Düşüncesini, ahlakını vahiy esaslar üzerine kurmaya çalıştı. Yalnız kaldığında bile duygularını yazarak bir şeyler yapmayı istedi. Kavradığı kadar, öğrendiği kadar, yaşamında sürdürdüğü çabalarıyla muvahhid ve Kur'an'ı düşünceye sahip geleneğin takipçisi olma yolundaydı. Allah onun yolunu gerçek anlamıyla devam ettiren insanlardan bizi kılsın ki gerçekten de önemliydi. Tabii Akif'in kazandığı itibar tek kelimeyle söylersek Kur'an'ın, yani ilahi vahyin bereketiydi. Dikkat edin, okuyun, Akif Kur'an'ın kelamına geleneğimizde sıkça rastladığımız şekliyle bir tabu, bir fetiş, kendisine dokunuluktan ürkülen sihirli bir muska gibi yaklaşmaz. O Allah kelamını hayat düsturları ortaya koyan, dünya ve ahiretin saadet rehberi olarak doğru şekliyle görür ve idrak eder. Okuyucusuna Kur'an'ın bir ölüler kitabı değil,
Diriler kitabı olduğunu her vesileyle anlatır. İlhamını, ahlakını Allah'ın vahyinden alan Akif, Allah'ın elçisinin Kur'an'da ve inneke le ala hulukin azim, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerindesin şeklinde taltif ettiğini bilir ve bunu zihninin depolarında kuru bir malumat olarak saklamaz. Olabildiğince yaşamaya çalışır. O dönemde uzak yakın muhidi tarafından hep ahlak adamı sıfatı ile çoktan şöhret kazanmıştır. Yalansız dolansız bir hayatı vardır. Emanetlere verdiği sözlere onun kadar sadık başka bir kimseden söz edilememekte. Hamiyet perverdir. Hatta arkadaşlarından birisiyle baytarlık mektebindeyken anlaşır. Der ki, kim önce ölürse onun çocuklarından o diğeri sorumlu olsun, onların bakımını üstlensin. Akif'in büyük oğlu der ki, ben uzunca bir süre ablam diye ifade ettiği Akif'in arkadaşı önce ölmüştür çünkü. Onun üç çocuğuna da babalık yapmaktadır Akif. Ben uzunca bir süre diyor ablam öz ablam zannetmiştim. Meğerse babamın söz verdiği arkadaşı olduğunu anladım. Onu okuttu, üniversiteyi bile bitirdi. Bu kadar verdiği söze sadık ve bu kadar hamiyetperver ve güvenilir bir insan kişiliği oluşturduğunu biz görüyoruz Mehmet Akif'te. Ki tabii ki Mehmet Akif hayatıyla, hayatındaki işte söz verdiğinde yapmasıyla ilgili de bildiğiniz üzere kıymetli dostlar, arkadaşının birisinin kendisine vermiş olduğu sözü yerine getirmediğinden dolayı uzun aylar boyunca konuşmadığını da biz bilmekteyiz ve bu anlamda da bize Mehmet Akif bir model olabilmekte, bizi gerçek anlamıyla hakikate yönlendiren bir insan olabilmekte. Onun kitabında, şiirlerinde Kur'an'ı adeta sosyolojik bir tefsir şeklinde yorumladığını, tefsir ettiğini görmekteyiz. Müslümanların acıklı, perişan durumu onu çok üzmüştü. Ancak milletin kurtuluşunu da onların uyanmasında, birlik beraberliğinde, cahillikten kurtulmasında, hepsinin başı olan çalışmalarında görmüştü. Bütün gücüyle bunu söylemiş ve milletine kılavuzluk etmişti. Onun için Bakara suresi 159. ayet-i kerimede bir kere azmettin mi Allah'a dayan ayetinden sonra şöyle ifade ediyordu şiirinde. Yetmez mi çocukluktaki efsaneye hürmet? Hala mı reşit olmadı, hala mı bu ümmet? El verdi masal dinlediğim bunca zamandır. Ben kanmıyorum, git de sen aptalları kandır. Allah'a değil taptığın evhama dayandın. Yandınsa eğer hakkı sarihin ki yandın. Mefruc ederek azmini bir felci iradi şeklinde bu şekilde olayın nasıl bizi ne hale getirdiğini ifade ediyor ve diyor, devam ediyor. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Manayı tevekkül bu mudur hey gidi nadan. Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz. Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz. Müstakbeli bul. Sen de koşanlarla bir ol da maziyi, fakat yıkmaya kalkışma bu yolda. Ey yolcu uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha, bir kupkuru çöl var, ne ışık var ne de vaha. Kasım 1919'da yazmıştı bunu. Akif'e göre çare, insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve en leyselil insani illa ma sa'a, Necm suresi 39. ayetiyle emredilen çalışmaydı. Bütün acıların, zulmün, geriliğin tek sebebi vardı. Ona göre o da tembellikti. Çalışan kazanmıştı. Bir de kazanmak istiyorsak çalışmalıydık. Bu bir sosyal kanundu. Şöyle diyordu. Sus ey divane! Durmaz kainatın seyri mutadı. Ne sandın fıtratın ahkamı hiç dinler mi feryadı? Bugün sen kendi kendinden ümit et ancak imdadı. Evet, sen kendi ikdamınla kaldır git de bidadı. Cihan kanunu sayın bak nasıl bir hisle münkadı. Ne yaptın?
Leyselil insane illa masa vardı. Atiyi karanlık görerek az bir bırakmamak diyordu mesela Yusuf suresi 87'yi yorumlarken. Oğullarım gidiniz de Yusuf ile kardeşini araştırınız. Hem sakın Allah'ın inayetinden umudunuzu kesmeyin. Zira kafirlerden başkası Allah'tan umudunu kesmez ayetini yorumluyordu. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Ey diptirme yiğit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görüvermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver. Kalma yolundan. Yes, öyle bataktır ki düşersin, boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksın bile, evladını yakma. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Feryad ile kurtulması me'mul ise haykır. Yok yok, hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme. Yılma ey milleti merhume, sakın yese kapılma diyordum. Yine Kur'an-ı Kerim'in her şeyin çaresi olduğunu ifade eden ayeti kerimesi hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur muyu şöyle anlatıyordu. Olmaz ya, tabii bir insan biri hayvan, öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet. Kafi mi değil yoksa bu son dersi felaket. Son dersi felaket ne demektir? Şu demektir: gelmezse eğer kendine millet gidecektir. Zira yeni bir sadmeye artık dayanılmaz. Zira bu sefer uyku ölümdür, uyanılmaz. Ey katri avare, bu cuşun, bu huruşun ahengine uymazsan emin ol boğulursun. Yıllarca asırlarca süren uykudan artık silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık. Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Eyvah, bu millete sensin yine illet. Ey derdi cehalet, sana düşmekte bu millet. Bir hale getirdin ki ne din kaldı ne namus. Ey sineye İslam'a çöken kapkara kabus. Ey hasmı hakiki, seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Ey millet uyan, cahiline kurban gidiyorsun. İslam'ı da batsın diye tutmuş yediyorsun. Allah'tan utan, bari bırak dini elinden. Gir leş gibi topraklara, kendin gireceksen. Lakin ne demek bizleri Allah ile iskat? Allah'tan utanmak da olur ilm ile, heyhat diyordu. Akif, kullardan ancak alimler hakkıyla korkara atıf yaparak suçu İslam'a değil onu anlayamayan Müslümanlara yoruyordu. Onların suçunun olduğunu söylüyordum. İslam'ın çalışmayı emrettiğini, bilgili olmayı emrettiğini, cehaletin her türünü yerdiğini şiirleriyle anlatıyordu. Sözle anlatamadığını şiirle ifade ediyordu ve bu şekilde siz iyiliği emreder de kötülükten mehyeder, Allah'a inanır olduğunuzdan insanlara hayır için çıkarılmış bir hayırlı ümmetsiniz ifadesindeki ayet-i kerimeleri de şöyle yorumluyordu. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afak insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Biz neyiz? Seyreyle artık.
Bir de Fikret, neymişiz? Din de kürkün aynı olmuş. Ters çevirmiş giymişiz. Nehy-i maruf emri münkerdir. Gezen meydanda bak. En metin ahkamımız yahut görüp aldırmamak. Göster Allah'ım bu millet kurtulur. Tek mucize bir utanmak hissi ver. Gayip hazinenden bize. Yine içi ümitle dolu olan Akif, Allah'ın asarı rahmetine bir baksana öldükten sonra nasıl diriltiyor. İşte Allah bütün ölüleri muhakkak diriltecek. O her şeye kadirdir ayetini de yine şöyle anlatıyordu bize. Çık da seyret baharın cüşi rengarengini, ne fisurun dinle mevca mevç olan ahengini. Bir yeşil kan bir yeşil can yağdırıp kudret yere, yemyeşil olmuş feza gömgök kesilmiş dağ dere, en kısır toprak doğurmuş, emzirir birçok nebat, fışkırır bir damlacık ottan, tutup sıksan hayat, bir nesim ister kımıldanmak için canlar bugün, bir nesim olsun ilahi, canlanır, canlanır kanlar bütün, nevbaharın ruhu etsin bir de bizlerden zuhur, yoksa artık suru israfile kalmıştır nüşur. Yine tabii ki Mehmet Akif bu şekilde bize uyarılarını ifade ediyor ama tabii ki Mehmet Akif ve onun gibi tarihte yaşamış bazı insanların değerlendirilmesi esnasında programımızın başında da belirtmiştik. Bazı yanlışlara kapılabiliyor insanlar. Onun Abdülhamit'e karşı tavırlarının abartılı olduğunu ve Abdülhamit'in gerçekten de bu ümmeti ayakta tutan bir padişah olduğunu hepimiz bugün daha uzaktan baktığımızda anlayabiliyoruz. Onun müdahaleleri olmasaydı Osmanlı 1920'lere kadar ayakta kalamayacaktı. Ama Abdülhamit ona duyduğu, muhtemelen belki kişisel olarak da bir takım sıkıntıları olabilir, ona duyduğu kini dile getirmekten de hiçbir zaman için sakınmadı ve bunu da şiirlerinde de ifade etti. Biz böyle durumda bir mümine yakışır olarak ifade edersek, bir mümine yakışır olarak ifade edersek söyleyeceğimiz şeyler ortadadır. Müslümanlar zamanı, çağı, içinde bulunulan şartlarla değerlendirmelidir. Tabii ki şu şiirde Mehmet Akif'in, bunu da söylemek lazım. Çoktan beridir vardı benim bir derdim diyor. Gideyim zalimi ikaz edeyim isterdim. O bizim cami uzaktır gelemez manine. Giderim ben diyerek vardım onun camiine. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit. Koca şevketli hakikat bunu etmezdim ümit. Belki 40-50 bin askerle sarılmış yıldız, o silahşörler, o alfesli herifler sayısız. Neye mal olmada seyret herifin bir namazı, sade 60 bin adam kıldı namazsız en azı. Hele Tebrizi aşan masraf dersen sorma, gördüğüm maskaralar gitti de artık zoruma. Dedim ki bunca zamandır nedir bu gizlenmek? Biraz meydana çıksan da hasbihal etsek, adam mı cin mi nesin? Yok ne bir görsen, gören ne eden? Ya çünkü saklanıyorsun kucak bucak bizden diyerek yine kadınlar gibi kafes arkasına saklandı şeklinde de ifade ettiğini de görüyoruz ama nihayetinde o günkü şartlar içinde bu Mehmet Akif merhum da değil, sadece buna benzer Mehmet Akif gibi Elmalılı Hamdi Yazır'da da buna benzer olayların olduğunu, Mustafa Sabri'de de aynı şekilde Abdülhamit'e karşı takındığı tavırlarda bizim anlayamadığımız şekilde bir takım tavırlar takındığını biz biliyoruz kıymetli dostlar. Abdülhamit'in hal fetvasını Elmalılı Hamdi Yazır'ın götürdüğünü, yazdığını, o fetvayı onun verdiğini de biliyoruz. Tabii ki belli bir zaman geçtikten sonra insanların yaptıklarının yanlışlığını, gördüklerini düşünmek istiyor insan.
Bazıları Mehmet Akif'in bu ömrünün son kısmında Mehmet Akif'in Abdülhamid'e karşı söylediklerinden pişman olduğunu söylese de bir kısmı da hayır, ömrünün sonuna kadar aynı şekilde devam etti de dediklerini görmekteyiz. Mesela Semerci isimli şiirinin Safat'ın son bölümlerinde bunun bir pişmanlık olduğunu söylediğinden bahsedilmekte. O bölümde şöyle söylüyor Mehmet Akif: "Giden Semerci'yi derler bulur muyuz şimdi? Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi. Nasıl da kadrini vaktiyle bilemedik, tuhaf iş. Semer değilmiş o rahmetlinin ki devletmiş." şeklindeki ifadeyle Abdülhamit'in ona yönelttiği eleştirilerden pişman olduğunu söyleyenlerin olduğunu da belirtmek lazım. Tabii ki burada her insanın aynı duruşu sergileyeceğini söylemekte iddialı bir söz olur. Mesela Tevfik Fikret'in açık bir şekilde bu durumda Mehmet Abdülhamit'e karşı Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstinbat isimli şiirinde onda yaptığı, ona karşı aldığı tavırların ne kadar yanlış olduğunu ifade ettiğini biz bilmekteyiz. Ve o anlamda da Abdülhamid'e yaptığını çok net olarak kendi dilinden itiraf etmekte ve çok büyük bir hata yaptığını söyleyebilmekte. Abdülhamid'i de içinde bulunduğu şartlarda değerlendirmek lazım. Akif'i de içinde bulunduğu şartlarda değerlendirmek lazım. Çünkü Müslümanlar içinde bulunan şartlardan ve durumdan bağımsız hareket etme durumunda olamazlar. Onun için biz de biraz daha olayların içinden görüp değerlendirme durumunda olmalıyız. Evet kıymetli dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Bize ayrılan vakit sona erdi. Belki söyleyeceğimiz daha başka şeyler de vardı ama vaktimiz doldu. Gelecek hafta başka bir programda bulunmayı umuyoruz. Gelecek hafta başka bir programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.